Öncelikle ben herkes adına size teşekkür etmek istiyorum. Yayınımıza katıldınız. Gelen soruları hep birlikte canlı yayında cevaplayacağız. Birkaç gün önce ben soruları toparlamaya başlamıştım. Çok fazla soru geldi. Hepsine zaman bulamayabiliriz ama en çok gelen sorularla başlayıp eğer sizin için de uygunsa soru cevap şeklinde bir yayın yapmak istiyorum. Tamam, uygundur Selen Hanım. Hiç bir problem değil, seve seve. Tamam. Takipçilerinizden gelen soruları cevaplayarak başlayabiliriz. Tamam. Zaten genelde şu herkesin kafasında aynı ya da çok benzer sorular var. Başka sorular gelirse de zamanımız kalırsa yorumlardan alırız. En çok gelen soru şu oldu. 2020 Green Card çekiliş sonuçlarına ne olacak? Ve sizce 2020 Ekim ayında yeni bir çekiliş başlayacak mı? Bu çok fazla geldi. Şimdi tabii biliyorsun Başkan Trump'ın işte geçen ayın 22'sinde aldığı karar var. Bu karar tabii aslında önce Nisan ayında alınmıştı. Bir 60 günlüktü. Ve geçen ayda yıl sonuna kadar uzatıldı bu kararname. Tabii bu kararnamede direkt etkilenenler arasında önemli gruplardan bir tanesini DV çekilişi kazananları görüyoruz. DV çekilişini kazanıp işte göçmenlik vizesini alacakların etkilendiğini görüyoruz. O yüzden şimdi tabii ikiye bölünebiliyor bu. DV-2020 soru oradan gelmişti. Bu DV-2020 sorusunun anlamı geçen yıl bunu kazanmış olup sonucu öğrenen ve bu sene Eylül ayına kadar da bu sonucu alması gereken kişiler. Eğer alamazsalar haklarını kaybediyorlar. Yanıyor hakları. Dolayısıyla bu DV-2020 çekilişine başvuru yapanlar biliyorsun Mart ayından itibaren yaşanan koronavirüs krizinden dolayı Amerikan konsolosluklar kapalı diye göçmen vizesini alamayanlar vardı. Ve onlar bu çıkan kararnameyle beraber de maalesef bu sefer göçmen vizesini hiç alamıyorlar. Bu haklarını kaybediyorlar. Şimdi bu başkanın bir idari kararı olduğu için ve bu idari karar tabii değişebilir, iptal edilebilir. Başkanın böyle bir yetkisi var. Ya da üst mahkemelere götürülmediği sürece bu işin yani Eylül'e kadar olacağını düşünmüyoruz kolay kolay. Dolayısıyla DV-2020'yi kazanmış olanlar şu an görünen noktada Eylül sonuna kadar Amerikan konsolosluğundan göçmenlik vizesi alamayacaklar ve bu haklarını kaybediyorlar. Bu hani gelen sorunun bir tarafı buydu, önemli bir noktası. Diğer bir noktası da bu sene tekrar DV çekilişine yeni başvuru yapabilecek mi kişiler? Şu an bu noktada bir değişiklik ya da iptal söz konusu ya da erteleme söz konusu değil daha. Dolayısıyla planlandığı şekilde genelde Ekim ayının başında başlayıp Kasım ayının başına kadar sürecek bir şekilde bu soruları şey yapabilecek, şey pardon, bu başvuruları yapabilecek kişiler. Ama State Department tabii bu şeye doğru, bu başvurular yapılma dönemine doğru ek birkaç adımlarla gelirler mi, gelmezler mi bunu görmek gerekecek. Dolayısıyla erteleme gibi bir şeyle gelirler mi bunu da bekleyip görmek lazım. Şu aşamada tabii bir gelişme ya da bir bilgi söz konusu değil. Yani şu an için Ekim 2020 için bir bilinen yok. Zaten her şey çok hızlı değişiyor. Alınan kararlardan tutun etrafta olan bitene kadar çok aktif bir dönemdeyiz her konuda. Ama şu an için bir değişiklik yok. Aynen öyle. Aynen Tamam. öyle. İkinci soruya geçiyorum o zaman. Tamam. Bu direkt bir takipçimden geldi yine ve kendisi Trump'ın aldığı yeni kararın yıl sonuna kadar geçerli olup olmadığını soruyordu. Ve aynı zamanda sorunun devamı da şu şekilde J1 vizesiyle giriş yapacakmış ve vize var, randevusu varmış. Fakat konsolosluklar sanırım hala kapalı. Vize randevusu iptal edilmemiş. Sizin bu konularda bir bilginiz var mı diye sordu. Şimdi eğer C1 vizesini kastediyorsa bu kişi herhalde öyle diyor. Tabii ki biliyorsun bu Başkan Trump'ın kararnamesinde belli çalışma vizeleri de vize alamayacaklar yıl sonuna kadar. Eğer almamışsalar daha vizelerini. Ve dolayısıyla bu takipçinizin de durumu ona benziyor. Yani C1 vizesi alacakmış fakat alamamış. Konsolosluklar kapalı olduğu için. Dolayısıyla şu an konsolosluklar açılsa bile bu kararname evet yıl sonuna kadar geçerli olacak. Şu an için öyle. Dolayısıyla bu kişi C1 vizesini yıl sonuna kadar alamayacak. Direkt bu gruptan biri. Yani direkt Başkan Trump'ın çıkardığı kararnameden etkilenen gruplardan bir tanesi. O da C1 vizesini alacak olan kişiler yıl sonuna kadar alamayacaklar. Peki hangi vizeler etkilendi? Bu konuda bir bilginiz var mı? Bütün çalışma vizelerini mi kapsıyor? Yok, yani hepsini kapsamıyor. Önemli olanları kapsıyor diyebiliriz. Ama tabii ki bu noktada ben kısa bir bilgi verebilirim. Bir, bu işte Başkan Trump'ın kararnamesi çalışma vizelerinden özellikle dört kategoriyi etkilemiş durumda. Bunlardan birisi H1B çalışma vizeleri.
bu profesyonellerin aldığı her gün işte yaklaşık 65 bin ile 85 bin yani ek 20 bin ile dağıtılan vize. Dolayısıyla bunun etkilendiğini görüyoruz. İki, H2B vizeleri var. Sezonluk işçi çalışanları. Amerika'ya gelip işte sezonluk işlerde oteldir, resorttur, tatil köylerinde bu tip yerler dahil inşaattır, değişik alanlar olabilir. Sezonluk işlerde çalışacak gruplar, bunlar bu işler vizeleri alamayacaklar yıl sonuna kadar. Üç, C1 vizeleri, biraz önceki takipçinin sorduğu gibi. C1 vizeleri tabii çok geniş, bunun içinde au pair'ler var, work and travel var, stajyerler var, çok geniş bir alan. Bunlar alamıyor yıl sonuna kadar. Bir de şirketler arası transferler var, L1 vizesi denilen. Bu şirketler arası transferler de etkilenmiş durumda. Dolayısıyla bu dört gruptaki çalışma vizeleri alacak kişileri alamayacaklar yıl sonuna kadar. Ve onların tabii eşleri ve 21 yaşın altında çocukları da alamayacaklar. Tabii bunu bilmek, şunu anlamak lazım. Eğer vizesi varsa, farz edelim aslında vizesini aldı. Vizesi geçen yıl ya da yılın başında almış olan bir kişi. Bu vizelerle seyahat etmelerinde herhangi hiçbir sıkıntı yok, problem yok. Onlarda bir sıkıntı yaşamayacaklar. Mesele vizeyi daha almamış olanlar, almayı bekleyenler Amerikan konsolosluğunda alamayacaklar. Bir de bu Amerika içindekileri de etkileyen bir şey değil. Dolayısıyla Amerika'da biri statü değişikliği yapıyorsa bunları yapabiliyor. Dolayısıyla konsolosluğa gitmesi gerekmiyorsa evet, o zaman etkilenmeyecek diyebiliriz. Benim iş arkadaşlarımdan biri bu sene H1B H1B çekilişini kazandı iş sebebiyle, sponsor olaraktan şirketimiz. Amerika içinde olduğu için dediğiniz gibi durumdan etkilenmedi. Statü değişikliğini yapabilecekler. Ben geçen sene H1B vizesini almıştım ve şu an hala vizeliyim. Fakat avukat şirketimizin çalıştığı avukatlardan bana bir e-mail geldi. Ne olur ne olmaz ülkeyi terk etmeni önermiyoruz. Çünkü belki giriş yapamayabilirsin. Durumlar çok hani değişken diye. Ben de ne olur ne olmaz diye ülkeden yıl sonuna kadar çıkış yapmayı düşünmüyorum. Dediğiniz gibi birazcık burada kalanlar etkilenmedi. Ama ne olur ne olmazı herkes düşünüyor sonuçta çalıştığımız için. Aynen öyle. Şimdi orada bir tabii şu durum şu. H1B'yi almışsındır burada. Ama konsolosluktan vize almamışsındır. Evet, seyahat etmemen lazım. Ya da konsolosluktan da vizeyi almışsındır. Gene görüyoruz ki iş yerleri gene de istemiyorlar, tavsiye etmiyorlar çalışanlarına. Evet. Çünkü sadece mesele H1B vizesi tarafı değil, bir de bu koronavirüs krizinden dolayı yasaklamalar gelebilir. Bu sefer o vizeye sahip kişiler bile giriş yapamayabilirler. Dolayısıyla bu anlamda da doğru bir tavsiye. Tabii ki. Üçüncü soruya geçiyorum. Bu öğrenci vizesi başvurusu yapmak üzere olan bir takipçimden geldi. Kendisi F1 vizesine başvuracağını söyledi. Fakat lisans ve yüksek lisans kabulü gelen hani öğrencilerin şu an konsolosluklar kapalı olduğu için veya yeni bir hani karar alındı, karar iş vizeleri için, ama hani biz bu durumdan etkileniyor muyuz? F1 vizesinin etkisi bu durumda nedir? Ben vizemi sizce alabilecek miyim diye size soruyorlar. Anladım. Şimdi şöyle bir durum var. Hani Başkan Trump'ın kararnamesi öğrenci vizelerini etkilemiyor. Dolayısıyla Amerikan konsolosları biliyorsun Mart ayından beri kapalılar. Şu an yavaş yavaş açılıyorlar. Dolayısıyla randevular noktasında adım atıyorlar. Atacaklar da. O açıdan Amerikan konsolosluğuna randevu alabiliyorsa bu kişiler bu andan sonra, o zaman randevularını alıp öğrenci vizesi alabilirler. Öğrenci vizesi almalarına bir engel durum söz konusu değil şu an. Ama dediğim gibi koronavirüs farkındaysan, hep parantezini getiriyorum. Koronavirüs durumunun şu anda vakaların artışta olması farklı durumları yol açabilir. O açıdan şu aşamada eğer ülke dışındaysalar, öğrenci vizesi alacaksalar konsolosluğa irtibata geçsinler, randevu alsınlar ve vizeyi almaya çalışsınlar derim. Yoksa etkilenmiyorlar şu an itibariyle. Konsolosluk açık olduğu sürece, randevu verdiği sürece bir sıkıntılar olmaması gerekiyor şu an. Aynen. Pekala. Aynen. Sıradaki soruma geçiyorum. Sıradaki sorum da ABD vatandaşı ile evlenip göç edecekler için, daha sonra yani Green Card başvurusunda evlilikten sonra bulunacaklar için bu kararname nasıl etkiler yaptı veya yaptı mı? Evet. Şimdi Başkan Trump'ın kararnamesinin etkilemediği gruplardan bir tanesi Amerikan vatandaşının eşleri ve 21 yaşın altındaki çocukları. Dolayısıyla Amerikan vatandaşıyla evliyseniz ya da Amerikan vatandaşının nişanlısı olarak Amerika'ya gelecekseniz, vize almanız gerekiyorsa bu kararname sizi etkilemiyor. Dolayısıyla siz ülke dışında
Göçmenlik vize görüşme zamanınız geldiğinde göçmenlik vizenizi alabilirsiniz Amerikan konsolosundan. Ya da nişanlı vize görüşmeniz geldiğinde randevunuz alabileceksiniz. Dolayısıyla Amerikan vatandaşının eşleri, nişanlıları ya da 21 yaşın altı çocukları bu kararnameden etkilenmiş durumda değil. Beşinci sorumuz yine H1B ile alakalı. Bu yine bir case, durum sorusu olacak. Kendilerinden yola çıkarak soruldu. H1B vizesine sahip bu kişi ve Green Card başvurusunda bulunmuş. Kendisi bireysel olarak avukat sayesinde bu başvuruda bulunuyor. Bu sürecin nasıl işleyeceğini sordular. Ne kadar sürede Green Card'ı alırız? Başvurumuz yapıldı, biz hala bekliyoruz. Sizin bu süreç hakkında bir bilginiz var mı? Veya bu süreç değişken midir herkes için, her durum için? Yani şimdi değişken olacağını düşünüyorum. Çünkü birden fazla kategori var. Yer var, bölge var. Buradalar mı, ülke dışındalar mı? Bunların hepsi etkilenebilir. Ama sonuçta burada eğer yeşil kart çalışmaları adımları atıldıysa, örnek veriyorum, farz edelim 3. kategoriden ilerleyecekse bu kişiler için üniversite mezunlar diyelim. Belli bir pozisyonda çalışacaklar. Dolayısıyla bu kişiler için süreç genelde 2-2,5 yıl sürecek bir sürece bakıyoruz başından sonuna kadar. Bunun ön aşamasının bitmesi bir yılı bulabilir. Sonra şirketin onlar için göçmen tersine başvurması ve o kişilerin kendileri için yeşil karta başvurma süreci başlar. Onlar da yaklaşık 1-1,5 yıl sürebiliyor. Dolayısıyla eğer başvurular içeri yapıldıysa neredeyse bir yılda çalışma izinlerine gitmeleri mümkün olabilir. Ama diğer bölümümüz önündeki bir 6 ayla 1 yılda da yeşil karta gitme durumları söz konusu olacaktır. Bu H1B çalışma vizesi hakkında çok fazla soru geldi genel olarak. Siz böyle kısaca bilgi vermek isterseniz en çok hangi maddelere dikkat ederek bizi aydınlatabilirsiniz? Bu vize nasıl alınır veya hangi koşullarda başvurulur? Kategorileri nedir gibi? Şimdi tabii öncelikle H1B çalışma vizesini almak için bir sponsor firma olması gerekiyor. Ve Amerika'daki sponsor firmanın sizin için bir göçmen tersine H1B vizesi almanız için başvuru yapması gerekiyor. Şimdi H1B çalışma vizesi için öncelikle sponsor bir firma. İkincisi tabii sizin istenen pozisyona uygun olmanız ve bu pozisyonda tabii en az üniversite eğitimi gerektiren bir pozisyon olması gerekiyor. Dolayısıyla şöyle görmek lazım. Bir firma var ve firma sizi profesyonel bir çalışan olarak almak istiyor. En az üniversite eğitimi gerektiren ya da denkliği gerektiren bir pozisyon içerisinde alması gerekiyor. Ve bu şekilde olduğu zaman evet siz o zaman H1B çalışma vizesine gidebiliyorsunuz. Burada ne önemli? Şirket olacak. İki, siz üniversiteyi bitirmiş olacaksınız. Ya da en az üniversiteye denk tecrübeye sahip olmuş olmanız gerekecek. Ve bu pozisyonunda üniversite eğitimi gerektiren bir pozisyon olması gerekecek. Dolayısıyla eğer bu şekilde bakarsak o zaman H1B vizesini alma yolunda kişi ilerleyebilir. Tabii şey düşünmek lazım, hani H1B çalışma vizesi öncelikle işte kimler için mesela? İşte doktorlar, mühendisler, ondan sonra bu tip eğitim gerektiren, en az üniversite mezunu kişi gerektirecek alan için olan kişilere veriliyor. Ama tabii onun dışında da işte business'ları, işleri, yönetimdir, işte firma yönetiminin alanlarıdır. Bu tip alanlarda da uzmanlık gerektiren şeylerde, en az üniversite eğitimi gerektiren belli dallarda kişiler H1B çalışma vizesini alabiliyorlar. Dolayısıyla bu şekilde bir genel bir yelpazede ilerliyor diyebiliriz. Ama diğer önemli bir nokta da tabii son dönemlerde göçmen tarihi biraz zorlamaya çalışıyor. Vermek istemiyor. Kolay kolay H1B vizesini herkesin almasını uygun görmemeye çalışıyor. Dolayısıyla bu şekilde sorunlar yaşanabiliyor. Ama gün sonunda profesyonellerin alabildiği ve en az üniversite eğitimi gerektiren bir çalışma vizesi 3 yıl kadar veriliyor ve ondan sonra bir 3 yıl daha yenilenebiliyor. 6 yıla kadar kişi bu pozisyonda çalışıyor. Yani bu vize altında çalışabiliyor. Evet, bir de mesela ben bunu bilmiyordum. Kendim bu sürece girdiğim zaman öğrendim. Her ne kadar şirket size H1B vizesi almak istese, sizi tutmak istese de siz yine bir çekilişe giriyormuşsunuz. Ve bu çekilişin sonucunda eğer vize size çıkarsa alıyorsunuz. Benim yüksek lisansım olduğu için ben önce master çekilişine girdim. Daha sonra hani eğer çıkmadıysa ikinci çekilişe soktular. Nereden çıktı bilmiyorum ama iki çekilişten birinde ben almaya hak kazandım. Ben bu konularda pek bilgisizdim açıkçası. Kendim tecrübe edindikçe öğrendim. Burada kalma gibi planım yoktu. Ama bu tecrübelerimde ben de açıkçası bu yayınları yapmamın sebebi bu. YouTube kanalımda da hep bildiğim kadarıyla paylaşıyorum. Mümkün olduğu kadar aktarmaya çalışıyorum.
hepimiz böyle değişik bir tecrübeden geçiyoruz burada bu göçmenlik aşamasında. Zorlukları ve kolaylıkları var. Size bilgiler için ben tekrardan teşekkür etmek istedim bu yayın arasında. Sağ olun. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Bir şey daha söyleyeyim orada. Tabii ben H1B vizesinin ne olduğunu, durumunu açmaya çalıştım. Çekilişe pek girmemiştim ama iyi olduğunu söylemem. Şundan dolayı. Bu sene mesela tabii ki çekilişin mantığı şu. Hani eğer diyelim 85 bin kişiye verilecekse çok daha fazla başvuru geldiği zaman bunu belirleyecek bir çekiliş oluyor. Tamam, biz 100 bin kişinin başvurdu, 200 bin kişinin başvurdu. O zaman onların içinden 85 bin bilgisayar seçsin. Ondan sonra biz dosyaları kabul edelim mantığında dayanıyor bu çekiliş olayı. Bu sene ilk defa yeni bir uygulama yapıldı. Bu seneki uygulama geçen seneki uygulamaya farklı. Senin tecrübene göre de farklı olabilir. Bu sene artık dosya içeri verilmiyor. Öncelikle işveren bir online hesap açıyor. Ve bu online hesapta da sponsor olmak istediği kişinin de bilgilerini girip hesap açıyor. Tamam, belli bir süresi içinde, Mart ayı içinde. Onun tarihleri belli oluyor gene. Ve şirket, firma işte USCIS'in web sitesi üzerinden diyelim hesap açıyor ve kişinin de bilgilerini giriyor, şirketin de bilgisini giriyor. Ve ondan sonra çekilişi bekliyor. Nisan'ın diyelim birinde ya da Mart'ın sonu gibi çekiliş yapılıyor. O çekilişi kazananlar artık dosyalarını gönderiyor. Dolayısıyla bu güzel bir değişiklik oldu aslında. Çünkü bu sefer binlerce dosya geri dönüyor, gidiyor boşu boşuna, masraflar yapılıyor. Bunlar kalkmış oldu. Şu an sadece çıkanlar artık dosyayı veriyor. Bu sene ilk defa o şekilde yapıldı. Süreci de şöyleydi. Mart ayının işte yanılmıyorsam ortalarından sonuna kadar bu kaydın yapılması lazım. Sonunda çekiliş yapılıyor ve ondan sonra da Nisan 1'den ta ki Haziran'ın sonuna kadar dosyalar içeri verilebiliyor. Dolayısıyla bu şekilde bir sistemle bu sene ilk defa yapıldı. Seneye de o şekilde ilerleyecek diyebiliriz. Dediğiniz gibi bu geçen seneden çok farklı. Benim çekilişimde evrakları çekiliş öncesi avukatlık firması şirketimizin çalıştığı yollamıştı. Bakalım seneye ne olacak? Her sene gerçekten bir şeyleri evet. değiştiriyorlar bu konuda. Evet. Bir soru daha var. Şu an green card sahibi olup vatandaşlık için bekleyenler bu durumdan ya da herhangi bir durumdan şu an etkilendiler mi? Yoksa bekleyenler vatandaşlık randevularını alıp işlemlerine devam edip Amerikan vatandaşı olma yolunda ilerleyebiliyorlar mı? Şimdi şöyle var. Evet, yani green card'ı olanlar normal vatandaşlık süresine giderken herhangi bir şekilde bu durumdan etkilenmiyorlar. Yani şu birkaç yıldır işte getirilen bazı ek kurallar, yükümlülükler. Bunlar yeşil karta sahip olanları çok etkilemiyor artık. Özellikle yeşil karta geçenleri etkileyen bir iki büyük gelişme vardı. Ama vatandaşa giderken onları etkilemiyor. Onlardan bir tanesi geçen yıl bu public charge rule denilen işte kişiler Amerikan devletine yük olacak mı, olmayacak mı, bunu bize kanıtla derken yönetim. Bu anlamda ciddi bir değişim geldi ve bu sene Şubat ayının sonundan itibaren uygulamaya geçti. Artık green card başvurusu yapanların bu başvuru yaptığında kişi acaba herhangi bir şekilde bir yük oluşturur mu oluşturmaz mı bakıyorlar. Dolayısıyla eğer kişinin bütün koşulları yerine gelse de yok aslında bu kişi Amerikan devletine kısa bir süre sonra bağımlı hale gelir, yük yolunu açar, hani destek olmaktansa gibi bir izlenim doğarsa o zaman kişinin yeşil kartı verilmemesi noktasına gideceği bir yöntemdeyiz. Ama bu yeşil kartı almış olanları etkilemiyor şu an. Dolayısıyla yeşil kartı almış vatandaşlık çekişler olduğu kurallarla ilerliyorlar, olan kurallarla. Peki bir soru soracağım. Bu soru iki yönlü olacak. Şu an yeşil kartı olan biri diyelim Amerika'da değil, Türkiye'de veya yurt dışında herhangi bir ülkede. Amerika'ya yeşil kartıyla giriş yapıp iş bulabiliyor mu? İkinci yönü de şu, yeşil kartlı olan biri Amerika'nın içinde. Yani buraya giriş yapması gerekmiyor. Şu an yeni iş bulabiliyor mu? Bunu sormamın sebebi Başkan Trump açıklamalarından birinde sadece Amerikan vatandaşlarına iş bulma yönünde kararlar aldığını ve alacağını söylemişti. Ama green card sahiplerini buna kattı mı o konuda bir bilgim yok. Hani H1B gibi vizeler buna katıldı kararnamenin bir parçası ama vatandaş olmayan bu yolda ilerleyenler şu an istese iş bulabiliyor mu? İşe yeniden giriş yapabiliyor mu veya? Evet, şimdi şu var zaten yeşil kart sahibi olan kişiler ister burada olsunlar ister ülke dışında olsunlar tabii ki iş aramasında problem yok Amerika'da. Dolayısıyla belli bir sınırlamaları yok onların nerede çalışacaklarına dair. Bunların istisnası belki iş yeri üzerinden yeşil kartı yeni almış olan kişiler iş yerlerinde çalışmaları gerekiyor bir süre. Onların dışında olanlar
böyle bir yükümlülükleri yok. Dolayısıyla aynen işsizlik konusu olsun, iş bulma konusu olsun, Amerikan vatandaşlığı yeşil kart sahiplerinde bir fark yok. Sadece bazı federal görevler olabilir, işler olabilir. Bu tip işlerde vatandaşlık aranır. Onun dışında bir engel yok. Başkan Trump'ın kuralları işte ya da getirdiği bu son açıklamalar artık oturumu almış kişiler değil daha çok. Oturumu alacak kişileri ilgilendiren durumlar. Dolayısıyla yeşil kartını almış olan kişiler vatandaşlar gibi tabii çalışma ve işsizlik durumundaki haklara sahipler. Yani var olana dokunmayıp daha çok yenileri almamaya yönelik bir karar oldu belki de. Yani var olana dokunması zaten mümkün değil. Çünkü oturum hakkı kazanmış olan kişi yasalar gereği buna hak kazanıyor. Dolayısıyla bunu değiştirmesi mümkün değil. Yani reformlu olması gereken şeyler. Anladım. Son soru. Sizce ABD göçmenlere karşı olan tavrı bundan sonra daha mı zorlayıcı olacak? Veya son birkaç senedir daha mı zorlayıcı eskiye göre? Şimdi şu var, tabii şu anki yönetimin göçmenlik yasalarının uygulamalarında diyelim daha kötü olduğunu görüyoruz. Önceki yönetimlere göre bu hem yasal olmayan göçmenler için hem de yasal olan göçmenler için aynı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla evet şu birkaç yıldır gerçekten süreçlerde zorlama olduğunu, yükümlülükler getirdiğini, görevlilerin üzerinde de baskılar olduğunu, bu konuda mahkemelerin üzerinde baskılar olduğunu görüyoruz, var. Tabii bu böyle gider mi? Yönetime bağlı. Dolayısıyla bu seneki seçimler var olan yönetim kazanıp devam ederse bu daha da ağır bir şekilde ilerleyecek. Yani bu tip göçmenlik yasalarının uygulanması ya da kısıtlamaların getirilmesi. Ama yok, kaybederse, karşı yönetim gelirse daha ılımlı bir yönetim olacağı görülüyor şimdiden. Dolayısıyla o yönetimde belki bu kuralları komple kaldırma durumları, yani kuralları, yasaları zaten değişme durumuna girmeyebilirler. Onu ancak kongreyle, mecliste beraber yapacaklar ama idari anlamdaki sertliği tabii daha da yumuşatma durumuna gidebilirler diye düşünüyorum. Gelen soruların toparlanması bu kadardı. Ama şimdi yorumlarda eğer soru varsa, sizin için de uygunsa onlara birkaç dakika cevap lütfen verebiliriz. Ben sizin de zamanınızı çok almak istemedim. Yarım saate tutmak için bu kadar soru seçmiştim. Birkaç dakika bakalım, eğer farklı lütfen sorusu olan varsa. DV 2020 süreci sizce bitti mi? Her an bir şey değişebilir. Bunu aslında konuştuk ama. Bunu konuştuk. Yani şu an bittiğini düşünüyoruz biz. Eylül'e kadar artık bu kişilerin vizeyi alma durumu mümkün olacağını düşünmüyorum. Bu imzalanan karar 31 Aralık 2020'ye kadar mı geçerli dendi, tam yıl sonu? Doğru hayır mu? Tam yıl sonu Aralık 31'e kadar geçerli olacak. Uzatılıp uzatılmayacağını ondan önce öğreniyor olacağız. Tamam. Şu soru kutucuğunda sanırım sorular var. Aynen, oraya bakabilirsin. Tamam, bakıyorum. O-1 vizesi alacaklar Trump'ın yeni getirdiği kanundan etkileniyor mu? Hayır, etkilenmiyor. Çünkü getirilen kararnamede yasaklanan çalışma vizeleri arasında O-1 vizeleri yok. Yatırımcı vizeleri yok. İşte ticaretçi vizeleri yok. Öğrenci vizeleri yok. Evet, O-1 vizeleri de yok diyebiliriz. Diğer soru da L-1 ile ilgili. L-1 vizesi ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Yeni gelişmelerden nasıl etkilenir bu vize sahipleri? Şimdi eğer L-1 vizesini almamışsa kişi, ülke dışındaysa, alacaksa bu yıl sonuna kadar alamayacak. Onu beklemek zorunda. Tabii L-1 vizelerinde öncelikle göçmenlik dairesine başvuru yapılır. Zor bir vize sürecidir. Göçmenlik dairesine onay aldıktan sonra ancak ülke dışındaysa Amerikan konsolosluğunda görüşmeye gideceği için süreci başlatabilir. Amerika için de başlamasında bir engel yok ve sonuçlanmasını bekler. Dolayısıyla şu an için yıl sonuna kadar da bu kişilerin vize alma durumu olmayacak ama ondan sonra olacak. L-1 vizelerindeki önemli olan noktada Türkiye'de bir şirket olabilir. Bunun Amerika'da ana firması olabilir, bayisi olabilir, şubesi olabilir. Beraber bir organik bağ olan bir firma olabilir. Türkiye'deki bir firmayla ya da sahipleri aynı olabilir. Dolayısıyla bu iki firma arasında transfer anlamına gelir ve Türkiye'deki bir yöneticiyi buradaki firmayı yönetimi için, açılım için gönderebilirler. L-1 vizesi de bu anlama geliyor. Bir diğer soru da B1, B2 turist sanırım değil mi bu vizeler? Seyahat vizesi hakkında gelmiş. Sizce bu vizeler Türkiye'den uçup hani gelebilecek mi diye? Yani bu güzel bir soru ve işin gerçeği şu ana kadar mümkün değildi. Belki bu son birkaç uçuşlar dışında, tarihi uçuşlar dışında. Ama bu ayın başı itibariyle hava yolları da uçuşları açtı Amerika'ya. Dolayısıyla eğer
hava yolu firmasıyla görüşürseniz onlar size tamam uçabileceğinizi söylüyorsalar problem olmayacaktır. Ama şu an için uçuşlar yavaş yavaş başlıyor. Türk Lirası sahipleri uçabilecekler Amerika'ya. Ama bekleyip görmek lazım çünkü pandemiden dolayı belki yasaklanmaları hı-hı. devam edebilir diye düşünüyorum. O yüzden yani güzel bir soru diyorum. Belirsiz bir durum çünkü. Şimdi aşağıda da burada birkaç soru var. Bir kişi şöyle yazmış. Abim ABD vatandaşı. Onun vesilesiyle green card alabilir miyim? Herhangi bir şansım bu konuda var mı? Yani Amerikan vatandaşları tabii ki kardeşleri için başvuru yapabiliyorlar. Ama kardeşleri için yapacakları bu başvuru epey bir sürüyor. Yani eğer ülke dışındaysa bu kardeşi bekleyebilecekse 10 yılın üstünde 15 yılın üstünde sürebilecek bir süreç. Hı. Ama tabii Amerikan vatandaşı kardeşi için başvuru yapabiliyor. Bir diğer soru dil okulları hakkında. Sanırım o da F1 vizesi oluyor galiba. Okullar şu anda açık ve vizeler bu doğrultuda alınabilir mi? Yani vize başvurusunda eğer konsolosluk açıksa dediniz başvurulabiliyor. Bunlar aynı şekilde dil okulları için de geçerli mi bu durumda? Aynen geçerli. Önemli olan randevu almaları. Şimdi Amerikan konsolosluğuna randevu alma sistemine girebilirler. En erken tarihleri oradan görmeleri mümkün olur. O sayede de öğrenci vizesi randevusu alabilirler mümkün. Tamamdır. Bakalım başka ne soru gelmiş? Tekrar turist vizesi sorusu gelmiş. Az önce bunu cevapladık. O bir vizesi için konsolosluklar işlem yapıyor mu dermiş. Konsolosluklar eğer açıksa sanıyorum işlem yapılacaktır. O kategoriye evet. giriyor anladığım kadarıyla. Aynen. Tamam. Şu an için başka soru yok. Ve en azından ben görmüyorum bu kadar. Yukarıda kaçırdığım varsa yeniden yazarsanız çok sevinirim. Onu da cevaplarız. Peki ben size bir soru sorayım. Beklerken başka soru gelir mi diye. Diyelim ben turist vizesiyle şu an Amerika'dayım ve ben Amerika'da kaldım pandemi yüzünden. Dönemiyorum veya güvenli olmadığı için uçağa binip dönmek şu an istemiyorum. Vize biliyorsunuz turist vizesi 6 ay burada kalabiliyor. 6 aydan sonra çıkış yapmak zorundasınız. Fakat sanıyorum bir uzatma şansı varmış turist vizesini eğer buradan çıkış yapmadıysanız, ülke içindeyseniz. Bu uzatma hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Uzatmanın reddi gelirse pandemi olmasına rağmen ülkeden çıkış yapmak zorunlu mu? Bu pandemi sürecinde bu turist vizesi durumu burada kalanlar için nasıl yönetiliyor? Şimdi evet şöyle söyleyeyim. Sonuçta eğer kişiler burada turistik amaçla geldiler ve burada buldukları süre bitmek üzereyken ya da yani burada onlara izin verilen sürede dönemediler bu pandemiden dolayı. O zaman yapılacak mantıklı şey tabii ki göçmen dairesine statü uzatması için başvuru yapmaları lazım. Hı hı. Bu başvuru yapmalarında fayda var. Çünkü oturumlarını bir gün bile kaçırsalar teknik olarak vizeyi kaybetmiş sayılıyorlar. Dolayısıyla bu uzatmaya başvurmaları gerekir. Ve bu uzatmaya başvurduktan sonra beklemeye geçecekler. Bu arada onay cevabı geldiği zaman da onlara onay süresince burada yani daha burada kalabilirler ve çıkışlarını yapabilirler. Ya da başvuru yapıldı ama cevap hala gelmedi. Zaman geçiyor ama ülke dışına çıkmaları artık mümkün oldu. Çıkabilirler. Bunda bir engel yok. Olumsuz bir cevap gelirse de o cevaptan sonra en kısa zamanda çıkmaları gene önemli. Ya da itiraz edilebilir. 30 gün içinde itiraz hakkı kullanılırsa burada kalabilirler. Yani dolayısıyla pandemi döneminde özel bir durum var. Kişilerin uçamaması gayet doğaldı şu ana kadar. Dolayısıyla bunu da anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Bakıyorum şu an başka bir soru var mı diye. Geçen yıl Green Card başvurusunda bulunan biri bu sene F1 vizesine başvurursa başvuru sürecinde bu durum onu etkiler mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Genelde tabii şu an bu Başkan Trump'ın kararnamesinden dolayı şu an vizeyi alamayanlar ya da işte DV-2021'i de kazananlar İşte biz acaba Amerika'ya gitsek orada mı statü değiştirsek çözümde bakmaya çalışıyorlar. Burada önemli olan nokta şu. Sizin DV çekilişine sadece başvuru yapmış olmanız ya da kazanmanız Amerikan konsolosluğunun çok baktığı bir şey değil. İlgilendiği bir durum değil. Dolayısıyla siz öyle bir durumda bile olsanız vize için başvuru yapabilirsiniz ve vize başvurusu yaptığınızda böyle bir soru zaten yok. Ama ben tabii hep söylediğim bu noktada müvekkillerimize ya da takipçilere Amerikan konsolosluğundaki vize görüşmesinde bu soru size sorulursa doğru cevabı verin. Bunu hiçbir zaman gizlemeye kalkmayın.
Ha, bu sizin vize almanıza engel olur mu? Gündeme gelirse tabii ki engel olabilir. Göçmen niyeti ortaya çıkar. Ama siz kazansanız bile DS-260 formunu doldurmadığınız sürece önemi olmayacaktır çok fazla. Çünkü DS-260 formunu doldurduysanız artık göçmen niyeti ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla bunu zaten herhangi bir turist ya da öğrenci size bahsetmen gerekiyor artık durumu. Ve dolayısıyla bunu sistemden görüyor olacaklar. Bu vize almayı engeller. Yoksa DS-260 formu doldurulmadıysa sadece çekilişe başvuruyor olmak vize almanızı engellemez. Zaten gündeme gelmeyecek. Ama tabii gündeme gelmeyecektir, %100 gelmeyecektir diye bir kaydı yok. Önemli olan doğru beyanları yapıyor olmanız diyorum. Pekala. Bu son soruydu şu ana kadar gelen. Eğer başka soru yoksa bence bugün böyle bu şekilde toparlayabiliriz. Tamam Yayına mesela. katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bilgilendirmeleriniz eminim herkese çok yararlı oldu. Ben zaten bunu IGTV kısmına kaydedeceğim. Siz de paylaşabilirsiniz eğer paylaşmak Biz de isterseniz herhangi bir paylaşırız. yerde. Tekrardan çok teşekkürler. Bizim YouTube kanalımız var. Agronom YouTube kanalı. Biz orada paylaşıyor olacağız. Aa, ben çok memnun oldum. Hem zamanınız için hem takipçilerinize yardımcı olduğunuz için. Yapabileceğimiz bir şey olursa tekrar bir yayın yaparız beraber.